Evet, son 3 yılda 70 bini aşkın kadın aile içi şiddet sebebiyle polise sığındı. İşte bu veriler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait değerli izleyenler. Artan şiddet olaylarının önüne geçmek adına Emniyet Müdürlüğü ile Üsküdar Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Bundan sonra güvenlik güçleri sahada güvenliği sağlarken psikologlarsa alanda mağdurlarla ve faillerle ilgili bir çalışma yürütecek. İzleyelim haberimizi. Polisler sahada, psikologlar alanda olacak. Kadına yönelik şiddeti önlemek için birlikte çalışacaklar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da son 3 yılda 70.637 kadın şiddet gördüğü için polise başvurdu. Vakalar aktif çalışan polis sayısıyla kıyaslandığında bir polis memuruna 8 kadına yönelik şiddet vakası düşüyor. Yani tüm polisler sadece kadınların korunması amacıyla görevlendirilse dahi yeterli değil. Bu yıl maalesef her ne kadar tedbir alsak da istenmeyen cinayet vakalarımızla da karşı karşıya kaldık. Toplam 11 aylık süreçte sadece bayan olarak değil, aile içi şiddet konularına dayanan 40 tane ölümle neticelenen maalesef konumuz meydana geldi. Güvenlik güçlerinin yeterli olmaması nedeniyle aile içi şiddetin önlenmesi için yeni bir işbirliği yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Üsküdar Üniversitesi arasında şiddete yönelik bilimsel ve sosyal projelerin yürütüleceği bir protokol imzalandı. Mağdurların ve bilhassa şüphelilerin psikolojik durumlarının kendilerini suça iten nedenlerin ne olduğunu daha net anlayabilirsek suçta daha aşağı doğru bir ivme kazanacağımızı düşünüyoruz. Önce bir tespit yapacağız. Yüzün üzerinde psikolog alana çıkacak, faillerle görüşecek, mağdurlarla görüşecek, birebir mülakatlar yapacak. Daha sonra bunlar raporlanacaklar. Fail dışarı çıkmaya hazır mı değil mi? Onları ölçeceğiz. Yani açık ceza önüne geçmeye ya da tahliye hazır mı değil mi? İki kurumun ortaklığında yürütülen projede özellikle şiddetin failleri psikolojik olarak incelenecek, tıbbi takip yapılacak. İhtiyaç halinde öfke kontrolü eğitimleri ve ilaç tedavisi uygulanacak. Kişiye uzaklaştırma cezası verdikten sonra o kişinin ne yaptığını bilmiyorsunuz. Yani evine gitmeme konusunda yanına bir şey koymuyorsunuz. Polis, jandarma koymuyoruz. Bu kişilere tedavi, öfke kontrolü yönetimi çalışılıyor mesela. Çoğu da ilaçla önlenebilir olduğu anlaşılmış çoğunun. Bir yılın sonunda kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Bu raporun şiddet vakalarına yönelik yaptırımlarda kaynak teşkil etmesi hedefleniyor.